Merhabalar arkadaşlar, Fen Kampüsü'nde ben Abdullah Taş. Bu dersimizde 8. sınıf 4. ünitesi olan madde arkadaşlar ünitesinin kimyasal tepkimeler konusuyla devam ediyoruz. Şimdi kimyasal tepkimeler nedir? Kimyasal tepkimeler, bir önceki dersimizde gördüğümüz üzere arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimleri anlatmıştık. Kimyasal değişimler kimyasal tepkimeler olarak da arkadaşlar ifade edilebilir. Kimyasal tepkimeler, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal olaylar şeklinde arkadaşlar düşünebilirsiniz. Kimyasal tepkimelerin sembol ve formüllerle ifade edilmesine arkadaşlar biz kimyasal denklem adını veriyoruz. Tekrar ediyorum, kimyasal değişimlerin sembol ve formüllerle ifade edilmesine biz kimyasal denklem adını veriyoruz. Örneğin bir kimyasal değişim olan kağıdın yanması için kağıt ve havadaki oksijenin kimyasal olarak tepkimeye girmesi gerekir. Bu kimyasal tepkimede kağıt içindeki maddelerin ve oksijenin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise kimyasal denklem adı verilir. Örneğin, şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar, hidrojen atomlarını görüyorsunuz ve oksijen atomlarını görüyorsunuz. Hidrojen ve oksijen bir araya gelince su molekülü oluşuyor. Burada arkadaşlar, atomlar arasında şu gördüğünüz bağların kopması ve burada arkadaşlar bu farklı atomların birbiriyle bağ yapması olayı birer kimyasal olay olduğunun bir göstergesidir. Kimyasal tepkimelerin en güzel tanımı eski bağların kopması ve tepkime sonucu yeni bağların oluşması şeklinde arkadaşlar tanımlanabilir. Yukarıdaki tepkimede hidrojen atomları ve oksijen atomları arasındaki bağlar koparken yine hidrojen ve oksijen arasında yeni bağlar oluştuğunu söyleyebiliriz. Tepkimeler arkadaşlar şu şekilde bir okla gösterilir. Tepkimenin okun arka kısmına yer alan maddeler girenler diye arkadaşlar sınıflandırılır. Giren atomlar, giren maddeler diye sınıflandırılır. Okun önünde yer alan bu maddeler ise yeni oluşan maddeler ise arkadaşlar ürünler şeklinde de ifade edebiliriz. Evet, tepkimeye girenler ve tepkime sonucu çıkanlar yani ürünler şeklinde düşünebiliriz. Bakın burada bir etkinliğimiz var. Bağlar oluşuyor mu? Bağ kopması mı oluyor? Burada bir atomumuz var. Çevresi 4 atomla arkadaşlar bağ yapmış vaziyette. Sonra tepkimemiz meydana geliyor. Tepkime sonunda bu atomların bundan ayrıştığını görüyoruz. Ayrışma varsa atomların birbirine ayrılması söz konusu bağ kopması olarak ifade edilir. Burada ise iki atom ve iki atom da şurada bulunuyor. Bu atomlar bir araya gelip artı işareti var. Yeni bir arkadaşlar tepkime sonunda bu şekilde bağlandıklarını görüyoruz. Demek ki burada arkadaşlar bir bağ birleşmesi, bağ oluşumu söz konusu. Şu gördüğünüz bağ oluşumu söz konusu. Burada ise arkadaşlar buradaki atomlar şu atomlarla birleşiyor. Evet, bağ oluşumu var ama aynı zamanda şu gördüğünüz atomların birbiriyle olan bağlarının da koptuğunu görüyoruz. Bakın bunlar birbirinden ayrılmış. İki ayrı uca yerleşmişler. Yani hem bağ kırınımı yani bağ kopması aynı zamanda bağ oluşumu arkadaşlar şeklinde ifade edebiliriz. Peki. Evet. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar bazı maddeler tepkimeye girerek girenleri oluştururlar. Bunların birleşimiyle elde edilen ürünler de arkadaşlar tepkimenin arkasında çıkanları şeklinde düşünebilirsiniz. Her zaman kimyasal tepkimede arkadaşlar girenlerin miktarı gittikçe azalır. Girenler neden azalıyor? Çünkü bunlar yeni maddeyi oluşturdukları için miktarında bir azalma söz konusu. Ürünler de bunların birleşimiyle ortaya çıktığı için, var oldukları için bunların miktarında da artış olduğunu söyleyebiliriz. Tepkimeye giren maddeler ayrı ayrı şekilde arkadaşlar ifade edilirse aralarına artı konulur. Tepkimenin oluşumu bu şekilde okla gösterilir arkadaşlar. Eğer tepkime şu şekilde gösterilmiş olsaydı, okun yönü diğer tarafa gelmiş olsaydı, bu şu anlama geliyor. Şurada gördüğünüz H2O yani su moleküllerinin oksijen ve hidrojene ayrıştığını söyleyebiliriz. Ama eğer buradaki hemen şöyle sileyim şunu. Eğer bu şekilde arkadaşlar bir ok söz konusuysa burada da şöyle bir yorum yapabiliriz. Hidrojen ve
oksijen atomları bir araya gelerek su molekülünü oluşturmuşlardır. Reaksiyonun ok yönü arkadaşlar bizim için önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kimyasal tepkimeler sonucu oluşan yeni maddeler bileşik olarak ifade edilir. Hidrojen elementi, oksijen elementi, burada ise su bileşiği. Su element denmez. Çünkü birden fazla çeşitlilikte atom söz konusu olduğu için, farklı atomla bir araya geldiği için bu artık bir bileşik olarak ifade edilir. Eğer tersini ifade edecek olursak, bileşikler kimyasal tepkimeler sonucu arkadaşlar oluştuğunu söyleyebiliriz. Bakın, kimyasal tepkimelerde yeni atom oluşmaz. Yani burada hidrojen var, oksijen var. Burada da yeni hidrojen ve oksijen var. Yeni bir atom yok. Ama yeni bir madde oluştuğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü hidrojen son derece yanıcı bir madde arkadaşlar. Roket yakıtı olarak kullanılıyor. Bakın. Yanıcı. Oksijen ise yakıcı bir madde. Oksijen varlığının yanında gerçekleşir. Yanıcı ve yakıcı bir araya geliyor. Bu ikisinin sonunda söndürücü diye ifade edebileceğimiz bambaşka bir madde meydana geliyor. Şimdi atom yapıları değişmiyor ama maddenin yapısı değişiyor. Yanıcı ve yakıcı olma özellikleri kayboluyor. Söndürücü bir arkadaşlar özellik kazanıyor. Peki, kimyasal tepkimelerde yeni özellikteki maddeler oluşabilir demiştik. Arkadaşlar burada bakın şunu da söyleyebiliriz. Bileşikler kendini oluşturan atomların özelliklerini taşımazlar. Yani burada gördüğünüz su molekülleri söndürücü özelliğe sahip oldukları için oksijen gibi yakıcı ve hidrojen gibi yanıcı bir özellikte değiller. Yani bileşikler kendini oluşturan atomların özelliklerini taşımazlar arkadaşlar. Yeni özellikli maddeler oluşur. Kimyasal tepkimelerde bazı değerler hiçbir zaman değişmez. Nedir bunlar? Toplam kütle, toplam atom sayısı ve atomun türü. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz bakın. Mesela toplam kütle ile ilgili 12 gram karbon, 12 gram oksijen, pardon 32 gram oksijen tepkimeye girdiğini varsayalım. Karbon ve oksijen bir araya geldiğinde bir kapta toplam 12, 32 daha 44 gramlık madde bir araya geliyor ve 44 gramlık arkadaşlar karbondioksitin oluşmasını sağlıyor. Kütle korunum kanunu dediğimiz arkadaşlar bu kanunda herhangi bir kütle kaybı söz konusu değildir. Girenlerin kütlesinin toplamı ürünlerin kütlesine her zaman nedir? Eşittir. Yani toplam kütle değişmez, kütle korunmuş olur arkadaşlar. Toplam atom sayısına baktığımızda şimdi karbon ve oksijen ve karbondioksitin oluştuğunu ifade etmiştik. Bir tane karbon tepkimeye girmiş, iki tane oksijen tepkimeye girmiş ve bunun sonucunda da bir tane karbon oluşmuş, iki tane oksijen ortaya çıkmış. Bakın şuradaki denklemi şöyle gösterecek olursak bir karbon, iki oksijen, yine bir karbon, iki oksijen. Toplam atom sayısında herhangi bir değişiklik yok. Toplamda burada arkadaşlar 3 atom tepkimeye girmiş. Yine 3 atomun oluştuğunu söyleyebiliriz. Atom sayısı da yine korunur. Değişmez. Aşağıdaki örneğe bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane hidrojen var burada. 2 tane oksijen var. Totalde 6 tane arkadaşlar ne oldu? Atom oldu. Bakın burada da toplam yine 6 tane atomumuz var. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam atom sayısı yine değişmedi. Atomun çeşitliliği de değişmedi. Hidrojen vardı, hidrojenle yine karşılaşıyoruz. Oksijen var, yine oksijenle karşılaşıyoruz. Bundan değişmediğini söyleyebiliriz. Evet, atomun türüyle ilgili de demin ifade ettik arkadaşlar. Karbon oksijen tepkimeye girmiş. Yine karbon ve oksijen çıkmış. Kimyasal reaksiyonlarda toplam kütle, toplam atom sayısı değişmiyor ve atomların cinsi, türü de değişmediğini söyleyebiliriz. Eğer bir reaksiyonda girenler kısmında şu şekilde tek başına bir oksijeni görürseniz arkadaşlar yani artı ibaresinden sonra oksijeni yalnızca görürseniz yanında başka bir element olmadığı durumlarda biz böyle tepkimeleri arkadaşlar yanma tepkimesi diyoruz. Yani maddelerin oksijen gazıyla tepkimeye girmesine arkadaşlar girebiliyor olmasına
bu tepkileri yanma tepkimi olarak ifade edildiğini söyleyebiliriz. Mesela burada metan gazı var. Mutfak tüplerinde kullanılan bu gazın oksijenle bir araya gelmesi ve yeteri ısıya ulaşması yanmaya sebep olur. Yanma sonucunda karbondioksit ve su oluştuğunu söyleyebiliriz. Bakın bu da yine demirin yanmasıdır. Demirin paslanma arkadaşlar denklemi. Demirle oksijen bir araya gelmiş tek başına. Bu da arkadaşlar bir yanma reaksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun tersi yanma değildir bakın. Yani ben demir oksit bileşiği dediğimiz pasla arkadaşlar reaksiyon sonucunda eğer demir elde edersem ve oksijenin oluştuğunu söylüyorsam bunun arkadaşlar yanma olmadığını söyleyebilirim. Neden? Çünkü yanma olması için girenler kısmında oksijenin arkadaşlar tek başına olması lazım. Bu da oksijen demirle bağ yapmış konumda. Tek başına değil. Yalnız olması durumunda yanma tepkimesi meydana gelir. Ki ürünlerdeki değerlere bakmama gerek yok. Yani ürünlerde oksijen varmış veya yokmuş bu bizi çok ilgilendirmiyor. Yanma denklemi diyebilmemiz için tekrar ediyorum. Girenler kısmında oksijenin yalnızca bulunması gerekiyor idi. Yanma iki şekilde olur. Bir uzun yanma, uzun süreli yanma, bir de kısa süreli yanma. Kısa süreli yanma bizim günlük hayattaki arkadaşlar yanma algısı. Yani bir kağıdın yanması, bir kumaşın yanması, bir evin yanması ya da bir benzin yanması, alev çıkması, kısa süreli o yangının arkadaşlar büyümesi ve sönmesi bu kısa yanmalara örnektir. Uzun yanmalar ise mesela gümüşün kararması, demirin paslanması ya da bakırın yüzeyinin arkadaşlar kararması, matlaşması. Bunlar da uzun süreli yanmadır. Birer paslanma olayıdır esasında. Oksitlenmedir. Bunlar da uzun süreli yanmalara örnektir. Evet, bir bakalım örneklerimize. Aşağıdakilerden hangileri yanma tepkimesidir diye soruyor. Hemen bakıyorum buradaki elementlerin, bileşiklerin isimlerini bilmesem bile ürünlerde mi, girenlerde mi diye ayırt ettiğimde yanma olup olmadığını anlayabilirim. Bakın girenlere bakıyoruz demiştik. Şurası girenlerde tepkimenin sol tarafı bakın. Oksijen görüyorum. Sayılar bizi çok ilgilendirmiyor. Oksijeni görüyorsam arkadaşlar bu bir yanmadır. Şurada bakıyorum oksijen var. Yanmadır. Şurada bakıyorum oksijen var. Yanmadır. Şurada bakıyorum tekrardan bir oksijen var. Arkadaşlar yine yanma tepkimesidir. Burada oksijen bakın hiç yok. Bu bir yanma değildir. Burada da yine arkadaşlar oksijen girenlerde yok. Ürünlerde olması bizi ilgilendirmiyor demiştik arkadaşlar. Girenlere bakacağız. Girenlere oksijen olmadığı için bu da bir yanma tepkimesi değildir. Peki. Doğru yanlış etkinliğimize bakalım. Bir madde oksijen gazıyla tepkimeye giriyorsa bu tepkime yanma tepkimesidir. Doğru. Yanma tepkimelerinin sonunda mutlaka alev çıkışı gözlemlenir diyor. Yanlış. Paslanma bir arkadaşlar alev çıkışı olan tepkime değildir. Bazı yanma tepkimeleri yavaştır. Yıllarca sürebilir diyor. Evet. Bazı yanma tepkimeleri sonucunda gaz çıkışı gözlemlenir diyor. Evet. Karbondioksit gazı açığa çıkabiliyor arkadaşlar. Değil mi? Yanma tepkimelerinde tepkimenin ürünler kısmında oksijen gazı bulunur diyor. Hayır. Girenler kısmında yer alması gerekiyordu. Şimdi kimyasal tepkimelerle ilgili arkadaşlar grafik sorularını nasıl yorumlayacağız? Bakın eğer bir maddenin artış grafiği veya azalış grafiği bu şekilde veriliyorsa biz bunlarla ilgili ilk yapacağımız iş arkadaşlar bir denklem oluşturmak. Ne demiştik? Kimyasal reaksiyonlara girenlerin miktarı azalır. O zaman azalanlar arkadaşlar girenler kısmında yer alması lazım. Hemen şurada bakıyorum karbon miktarında bir azalma var. Oksijen de azalıyorsa denklemimi yazıyorum. Karbon ve oksijen tepkime denklemini çizdim. Sonucunda da bir madde oluşuyor. Bakın ne oluşuyor? Artış gösteren bir madde var. Kim bu? Karbondioksit. Karbondioksitin de arttığını görüyorum. O zaman denklemi bu şekilde arkadaşlar özetleyebilirim. Artış ürünlerde olur. Azalma ise girenlerde olur. Yani bunu benzetecek olursak arkadaşlar mesela bir kek yapmaya benzetebiliriz. Evdeki malzemelerle kek yapacak olursak evde arkadaşlar kullandığımız un, şeker, yumurta, kek oluşumunda arkadaşlar kullanacağımız malzemeler olduğu için bunların miktarı ne olacaktır? Evimizde azalacaktır. Ama
Kek miktarı ne olacaktır? Ürün olarak kek elde edeceğiz. Kek miktarı da gittikçe ne yapacaktır? Artacak. Ne kadar çok kullanırsanız unu, şekeri ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok kek elde edersiniz. Peki. Bir örnek yapalım. Bakın. Şimdi diyor ki buna göre başlangıçta X maddesinin kütlesi kaç gramdır? Şimdi bunun için öncelikle tepkimeyi arkadaşlar sağlıklı bir şekilde yazmamız lazım. Miktarı azalan kim var? Burada Y var. Y o zaman girenler kısmında yer alacak. Yine X'i görüyorum. Miktarında bir azalma var. Üçüncü madde olarak da Z'yi görüyorum. Bunların değerlerine baktığımızda Z'nin 25 gram kadar oluştuğunu grafikte okuyabiliyorum. Y'nin 15 gramının tükendiğini görüyorum. Ve X acaba ne kadar tükenmiş? Şimdi kütle korunum kanununu göz önünde bulundurursak girenlerle ürünlerin arkadaşlar toplamının birbirine eşit olması lazım kütlelerinin. Bu yüzden X'in kütlesinin ne olduğunu bilmiyorum. Y 15. 15 ile neyi toplarsam 25 yapar arkadaşlar. 10 gram olmalı ki Z'nin kütlesi 25 olsun arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa olması gerekiyor. Peki. Bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bu konumuzla ilgili örnek sorular çözeceğiz. Kendinize iyi bakın.